Güneş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad olarak kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar, güneş kelimesinin özel ad olarak kullanılması bir gök cismi olarak kullanılması demektir. Astronomi ile uzay bilimi ile ilgili kullanılması demektir cümlede. Buna göre bakalım. A. Güneş girmeyen eve doktor girer derken burada güneşin ışınlarını kastediyor. Özel ad olarak değil. B. Güneş pencereden salona dolmuş derken yine sıcaklıktan, güneşin ışınlarından bahsediyor aslında. Doğrudan buradaki gök cisim anlamında değil. C. Güneş öğlen saatlerinde insanı yakıyor derken güneşin ışınlarından, ısısından, sıcaklığından bahsediyor. Yine özel isim olarak kullanılmamış. D. Güneş bir gaz bulutudur derken işte arkadaşlar burada bir gök cisim olmasından, yıldız olmasından bahsediyor. Yani astronomi ile ilgili bir varlık olarak kullandı burada. Doğrudan özel isimdir. Cevap geldi gördüğün gibi. E. Güneş bu evin arka balkonuna vurmuyor derken güneşin ışınlarından bahsediyor yine. Dolayısıyla dört seçenekte de ışınlarını, ısısını, sıcaklığını kastetti. Ama D de uzay bilimi olarak, astronomi ile ilgili bir kavram olarak kullandı güneş sözcüğünü. Bu yüzden de cevap D seçeneğidir. Topluluk adları çoğulaştırılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamanın örneği vardır? A. Artık birçok semtte Halk pazarı kuruluyor cümlesinde. Halk kelimesi topluluk adıdır ama gördüğün gibi larlar çokluk ekini almadan kullanılmış. B kırtansiyeden tam 5 düzine kalem almış cümlesinde düzine kelimesi topluluk adıdır ama larlar çokluk ekini almamış. C günler haftalar geçti meclis yeniden açıldı derken meclisten kastettiği meclis yapısıdır sevgili arkadaşlar. Buradaki kelime topluluk adı değildir. Yapıyı kastediyor dolayısıyla topluluk adı yoktur burada. Öğrenci dernekleri olarak Ortak bir açıklama yaptı derken buradaki dernek kelimesi topluluk adıdır ve gördüğün gibi larlar çokluk ekini almıştır. Topluluk adı çoğulaşabilir demişti. Benden istediği doğrudan D seçeneğinde geldi. Türk ulusunun azmi her zorluğu yener derken ulus kelimesi topluluk adıdır ama larlar çokluk ekini almamıştır. Halklar, düzineler, işte uluslar, ordular, tümenler, aileler, ormanlar gibi ifadelerde topluluk adının çoğullaştırılması olarak karşına gelebilir farklı cümlelerde dikkat et. Bizden istediği doğrudan D'deki örnek. Bu yüzden cevap D. Bu dizelerdeki numaralı almış sözcüklerden hangileri soyut addır? Sevgili arkadaşlar, bu dizelerde numaralanmış kelimelerden 1 ve 5 soyut addır. Diğerleri somuttur. Göz kelimesini görüyoruz. Işık değil mi? Ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yüzü görüyoruz, dokunabiliriz herhangi bir beş duyu ile algılanabilen kavramlar bunlar. Ancak korku bir duygudur. Umur kelimesi de aldırış etmek, önem vermek anlamına gelen soyut bir kelimedir. Dolayısıyla burada verilen 1 ve 5 numaralı sözcükler soyut isimdir diyebiliriz. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme isim görevinde değildir? Çok böyle artık e, seçici bir sorudur. Bu tarz sorular ÖSYM'nin de pek çok yayının da en çok böyle sorguladığı sorulardandır. Unutma bir kelime ya da bir ikileme herhangi bir sözcük cümlede görev bakımından isim, sıfat, zarf gibi farklı görevlerde kullanılabilir. Eğer bize ikilemenin isim olarak kullanılmasını sorguluyorsa ne sorusuna ya da ne neyi gibi sorulara cevap vermesini isteyeceğiz. Ama Türkçede bir ikileme kendinden sonra gelen ismi niteleyerek sıfat olabilir. İkileme kendinden sonra gelen fiili etkileyerek zarf görevinde kullanılabilir. Dolayısıyla bu tarz bir çeldirici de karşına gelebilir. Buna dikkat etmelisin. A bir türlü istediklerime razı olmuyor. Mırın kırın ediyor. Bak dikkat et. Mırın kırın ikileme ne ediyor? Mırın kırın ediyor değil mi? Burada doğrudan ikileme isim olarak kullanılmıştır. Bizim kültürümüzde eş dost ziyaretleri çok önemlidir. Ne ziyaretleri? eş dost ziyaretleri diyorsun. Artık ziyaretinin isminin ne olduğunu söylüyorsun. Dolayısıyla eş dost kelimesi de isim olarak kullanılmıştır. C. Ambardaki pılı pırtının haddi hesabı yoktu. Şimdi iki tane aslında burada ikileme var. Neyi yoktu? Haddi hesabı yoktu. Neyi yoktu? Haddi hesabı yoktu. Neyin haddi hesabı yoktu? Pılı pırtının. Bak iki farklı ikileme var. İkisi de ne olursa olsun isim olarak kullanılmıştır diyebiliriz. D çoluk çocuğa bu işler yaptırılır mı derken kime bu işler yaptırılır mı? Evet ne dedik ama kim sorusunu da sorabiliriz. Sonuçta bu bir insan karşılığında kullanılmış. Çoluk çocuğa bu işler yaptırılır mı? Kime? Çoluk çocuğa, insana, yaşlıya gibi bir İsim durumunda sonuçta dolayısıyla burada da bizim için isim görevinde kullanılmıştır ikileme diyebiliriz. Ancak bak dikkat et E'de büyük teyzemlere de uğrardık ara sıra derken ara sıra ikilemedir. Ama kendinden bu sefer tabi devrik bir cümle olduğu için yüklem ortada. Uğramak fiilini durum bakımından etkiliyor. Ne zaman uğrardık, nasıl uğrardık gibi eyleme yöneltilen soruya yanıt veriyor ve artık dikkat edersen buradaki ikileme isim değil zarf görevinde kullanılıyor. O yüzden farklı görevde kullanılan ya da isim görevinde kullanılmayan E'de verilen ikilemedir. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiçbir sözcük ad durum eki almamıştır? Arkadaşlar Türkçe'de ad durum ekleri ya da hal ekleri diye bildiğimiz ekler nelerdi bir hatırlayalım. Sözcüğün yalın hali vardı ki hiçbiri kalmıyordu yalın halde. Sonra arkadaşlar belirtme hal ekimiz vardı. Belirtme hal ekimiz i, I. Yönelme hal ekimiz durum ekimimiz vardı A-E. Bulunma durum ekimiz hal ekimimiz vardı D-D. Çıkma ayrılma hal ekimiz yani e, durum ekimimiz vardı D-D. Dan, Dan. Bir de TYT'de de mesleğe de, de artık bütün sınavlarda ÖSYM'nin kabul ettiği arkadaşlar ilgi durumu ekimiz hal ekimiz var ki o da bizim için tamlayan eki olan ın indi dolayısıyla bunlara bakarak seçenekleri inceleyelim a bilimsel gerçeklerle halk inanışları arasında ciddi bir yalınlık vardır dedi öncelikle bu cümlede arkadaşlar arasında derken şuradaki da d'yi bulunma durumu eki olarak alabiliriz hocam peki şu ı'yı alabilir miyiz diyebilirsiniz hayır onu alamayız çünkü o halk inanışları isim tamlamasında tamlanan yapan bir iyilik ekidir. Eğer bir il, tamlama yapıyorsa bir kelime deke ek o bizim için iyilik ekidir. Dolayısıyla bunu alamayız saleki olarak. Buradaki da deyi alabiliyoruz ama. Peki bir eseri dizliğe uyarlarken yazarın da görüşleri alınmalıdır cümlesinde var mı? Var. Bakın neyi bir eseri derken burada belirtme durumu eki var. Dizliğe derken arkadaşlar yönelme durumu eki var. Yazarın da görüşleri derken Yazarın görüşlerindeki şuradaki ın işte benim ilgi durumu ekim yani hal ekimdir artık. O yüzden üç tane var hatta bol bol çıktı karşıma. A'yı ve B'yi eliyorum. Yarın başka bir gündür ne getirir ne götürür bilinmez cümlesinde. Yarın başka bir gündür tek tek bakıyorum. Hiçbir şekilde ad durumu eki almış bir kelime yok. O yüzden cevap geldi görünüyor. Her müzik insan ruhundan derken çıkma ayrılma durumu eki almış alınan parçalarla renklenen bir tablodur. Başka yok ama bir tane olması bile yeterli. D de gitti. Hepimiz biliyoruz ki kimi eserler her dönemde derken daha de bulunma durum ekidir. Dolayısıyla burada bir tane var ve okunurluğunu sürdürür derken okunurluğunu neyi okunurluğunu burada bir belirtme durumu eki var. I, i şu en baştaki o yüzden E'de de var. O zaman cevap C. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Sevgili arkadaşlar bir kelimenin türü diğerlerinden farklıdır diye soruyorsa sözcük türlerindeki bu sekiz başlığı düşünmeliyiz. Yani bir kelimenin türü isim olabilir, sıfat olabilir, zamir olabilir, zarf olabilir, Edat olabilir, bağlaç olabilir, ünlem olabilir ve nihayet eylem olabilir. O zaman çok hızlı bir şekilde bu kelimenin türünü tespit edeceğim. İlk sevgilimin gülüşüne benzer demiş. İlk kelimesi burada sevgili ismini ne yapıyor? Derecelendiriyor, sırasını veriyor. İlk sevgili birinci sevgili gibi sıra sayı bildiriyor. Dolayısıyla ilk kelimesi kendinden sonra gelen ismi belirttiği için sıfat görevindedir sevgili arkadaşlar. Nisan havası derken Nisan bir ayın adıdır. Hava kelimesi de bir isimdir. Dolayısıyla Nisan kelimesi de hava kelimesi de isim olarak kullanılmıştır. Aslında geldi bak bir sıfat, iki isim, üç isim. Farklı olanı soruyordu. E farklı zaten ikiye bir geldi. Cevap geldi aslında ama diğerlerini de görmeni istiyorum. Kelepçe bir nesnenin ismidir. Kanat derken de kanat aslında normalde bir kuşun, kanatlı hayvanların değil mi? Normalde bir organı, bir parçası ve doğrudan o organın adıdır bu. Dolayısıyla bu da ismin görevinde kullanılmıştır. O zaman eminim artık farklı türde kullanılan sıfat olmuş bir de verilen. Bu yüzden cevap A. Aşağıdakilerin hangisinde yansımadan türemiş bir ad vardır? Çok önemli bir soru kökü sevgili arkadaşlar. Öncelikle mutlaka kök durumunda bir yansıma sözcük bulmalıyız. Yansıma sözcükler pat, köt, cız, bız, bır, şır, hor gibi kelimelerdir. Ancak bu köke yani bu yansıma sözcüğüne getireceğimiz yapım ekiyle bu yansıma kelimeden isim yapmalıyız. Dikkat edeceksin. Eğer bu yansıma kökten fiil yapıyorsan yani makmek master 2 ile çekimleyebileceğin bir fiil yapıyorsan bu senin cevabın olmayacak. Çünkü sana diyor ki yansımadan türemiş bir ad vardır diyor. Dolayısıyla isim olup olmaması bizim için son derece önemli. A. Gümüş söğütler altında görünmeyen derenin şırıltısını işittik. Şimdi burası bizim için çok önemli. Çünkü diyor ki şırıltı. Bak dikkat et şurası da bu arada iştirdik değil işittik olmalı. Burayı düzeltelim biz. Ancak şunu dikkat et şuraya bak bak sen. Şır kelimesi bizim için yansıtmadır. Şırıl şırıltı. Bak aldığı yapım ekleriyle ne yaptı? Yeni bir kelime türedi. Evet. Yansımadan mı türedi? Evet. Ve aldığı ekler sayesinde isim mi oldu? Evet isim oldu. Şırıltmak diye bir şey yok. Artık o testin doğrudan adını yaptın sen türemiş bir ad yaptın yapım eklerini getirerek dolayısıyla cevabımız A seçeneği görünüyor. B'ye baktığımızda sınıfta derin bir sessizliğin ardından bir müzik sesi duyuldu derken burada bir yansımadan türemiş kelime yok. Yansıma yok zaten. Köydeki küçük evimizde her sabah horozun ötüşüyle uyanırdım derken yine yansıma sözcük yok. Ama hocam ötüşü derken yansıma değil mi deme. Hiçbir horoz öt öt diye ses çıkarmıyor. Dolayısıyla e, burada yansıma sözcük yoktur. Yani hayvanın doğrudan o sesi çıkarmasını istiyoruz biz. Horoz ne diyor? Ü ürü ü diyor. <laughs> Dolayısıyla burada yansıma sözcük yoktur diyoruz. Ve saatlerdir hiç kimseyle konuşmuyor. Adeta hırlıyordu. Bak burada bir yansıma kelime var hır değil mi yansıma kelime ama dikkat et aldığı ekle sen bunu ne yapıyorsun hırlamak aslında bu bu nedir baktığında fiildir artık yani makmek master ekini getirebiliyorsun dolayısıyla evet yansıma sözcüktür yansıma köktür ama yansımadan türemiş fiil vardır burada o yüzden bu bizim için çok güzel bir çeldirici cevap olamaz E'ye baktım. Çocukların okul bahçesinde oynadığı futbol topu birdenbire patladı. Bak burada da yansıma sözcük var. Kelimemizin kökü pattır pat, küt, çat, çıt ne yapıyorum? Duyuyorum o sesi. Evet yansıma sözcük ama sen yansıma sözcükten yapım ekiyle ne yaptın? Yine fiil yaptın. Patlamak diye bir fiil yaptın. Ben senden ne istiyorum? Dikkat et. İsim istiyorum. Çünkü soru kökünde sana ne dedi? Soru kökünde yansımadan türemiş bir ad dedi. Bu ne? Bu yansımadan türemiş fiil. Yansımadan türemiş fiil. O yüzden D ve E seçeneğindeki ifadeler çeldiricidir soru kökündeki ifadeden dolayı cevap A seçeneğidir. Bu cümlede isim türünde kaç sözcük vardır? İsim varlıkları, kavramları, olguları, olayları tanıtan, karşılayan sözcüklerdir sevgili arkadaşlar. Sayalım o halde. İnsanlığı etkileyen yazarlar genellikle kendilerinden sonraki dönemlerde anlaşılmıştır dedi. İnsanlık kelimesini isim olarak alabiliriz. Etkileyen sıfattır alamam ama yazar kelimesini alabilirim çünkü meslekada burada yazar hani işte restam, e, heykeltraş gibi bir artık zanaat bildiriyor bir. E, meslek grubu bildiriyor diyebilirsin Dolayısıyla isimdir Genellikle kelimesini alamayız Çünkü edatla birleşerek e, zarf olmuş bir kelime bu Kendilerinden alamam Kendi kelimesi dönüşlülük zamiridir Sonraki kelimesini alamam Çünkü kendinden sonra gelen dönem ismini e, işaretini bildiren bir sıfat görevinde O yüzden sonrakiyi de alamıyoruz Ama dönem kelimesini isim olarak alabiliriz e, Anlaşılmıştır derken de Anlaşılmak kelimesi fiildir Dolayısıyla bu cümlede 3 tane isim görevinde kullanılmış sözcük vardır. Cevap C. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? A zaman adı demiş sevgili arkadaşlar. Evet bu dizelerde zaman adı vardır. Yarınlara kelimesi bizim için ya da gecelerde kelimesi doğrudan zaman bildiren bir isimdir. Ama zarf görevinde değil bak dikkat et neye bıraktınız? Yarınlara bıraktınız. Yarın kelimesi artık bir zaman adıdır. Ya da nerede? Gecelerde derken bir zaman ismi olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kelimeleri zaman ismi olarak alabiliriz. Somut ad var mı? Yani beş duyurganından herhangi biriyle algılanan bir kavramın adı var mı? Evet var. Baktığımızda bu çiçek kelimesini somut ad olarak alabiliriz. Bahçe kelimesini somut ad olarak alabiliriz. Geceyi görüyoruz. Somut bir ad olarak alabiliriz. Çoğul ad var mı? Evet var arkadaşlar yarınlara derken, çiçekler derken değil mi? Bunlar geceler derken bunlar bizim için narlar çokluk ekini aldığı için çoğul addır doğrudur. Topluluk adı şöyle dizeleri okuduğumuzda bir topluluk adı orman, aile, sınıf, işte heyet gibi bir topluluk adı göremiyoruz. O yüzden cevap D görünüyor. Hay eki almış ad var mı? Evet var. Neyi sevgileri derken burada belirtme hal eki var. Yarınlara derken yönelme hal eki var. Başka gizli bahçenizde derken da de, gecelerde derken da de bulunma hal eki var. Vermeye derken a e yönelme hal eki var. Yani farklı farklı hal ekleri almış adlar var ama dediğim gibi topluluk adı kullanılmamış dizelerde. Bu yüzden cevap D. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Sevgili arkadaşlar, tür bakımından ötekilerden farklıdır diye sorduğunda 8 tane sözcük türümüz var. Hemen bunları hatırlayalım. Bir kelime tür bakımından isim olabilir, cümledeki kullanımına göre sıfat olabilir, zarf olabilir, zamir olabilir, edat olabilir, bağlaç olabilir, ünlem olabilir ya da eylem yani fiil olabilir. O halde kullanım durumuna göre bu sözcük türlerinden hangisi bunu tespit edeceğiz. A yüklemi çekimli fiil olan cümle fiil cümlesidir demiş. Ne cümlestir? Fiil cümlesidir diyor. Buradaki fiil kelimesi isim olarak kullanılmıştır. Hatta şuradan da yola çıkarak söyleyebilirsin. Evet neye sorusuna cevap veriyor bir kavramın adı ama aynı zaman aynı zamanda fiil cümlesi dediğimiz şey bir isim tamlaması yaptı. Tamlayanı ve tamlananı olan ikisi de isim ya da isim soylu sözcükler olan e, tamlamaları isim tamlaması diyoruz. Buradan da yola çıkarak bu fiilin isim olduğunu düşünebilirsin. B, C, D, E seçeneğindeki altı çizili kelimeler kendinden sonra gelen ismi nitelediği için sıfat görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Bakın nasıl cümledir? Olumsuz cümledir. Nasıl cümledir? Devrik cümledir. Nasıl cümledir? Basit cümledir nasıl cümledir bağlı cümledir nasıl sorusunu kendinden sonra gelen isme yönelttiğinde aldığın yanıt senin neyin oluyor sıfatın oluyor bu sıfat dikkat edersen kendinden sonra gelen ismi durum bakımından özellik bakımından renk bakımından şekil bakımından niteliyor cümlenin durumunu bildirdi cümlenin devrik olduğunu durumunu bildirdi Basit olduğunu, bağlı olduğunu bildirdi. Yani hep durum bildirdi, niteleme bildirdi. Dolayısıyla buradaki Altı çizili kelimeler tür bakımından sıfatken A'da verilen altı çizili sözcük isim olarak kullanılmış yani farklı kullanılmıştır. Bu yüzden cevap A. Beyazlar içinde bir kadın salona girdi. Bu cümledeki beyaz sözcüğü sıfat olduğu halde isim olarak kullanılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Şimdi sevgili arkadaşlar beyazlar içinde bir kadın salonu girdi derken aslında neyi kastediyor burada? Beyaz kıyafetler değil mi? Beyaz giysiler demek istiyor. Ama buradaki kıyafet ismi düştüğü için biz burada normalde sıfat olan kelimeye artık adın görevini üstlendiği için ne diyoruz? Adlaşmış sıfat yani beyazlar diyerek İsim ortadan kalktığı için sıfatı artık ad görevinde kullanıyoruz. Adlaşmış sıfat diyoruz biz buna. Sıfat konusunda göreceksin. Dolayısıyla böyle bir kullanım arayacağız. Bu kullanım bir hafta önce bahçeye diktiğim fidanlar her geçen gün büyüyor cümlesinde yok. Yol boyunca arabalar kaldırıma park ettiği için yürümekte zorlandık derken de yok. Günümüzde gençler teknolojik ayetlerle hayli içli dışlı oluyor derken gençler kelimesinde var. Aslında burası nedir arkadaşlar? Genç insanlardır. Aynı beyazlar derken nasıl kıyafet ismi düşüyorsa burada da insan ismi düşüyor. Buradaki çokluk eki doğrudan sıfat olan kelimeye geliyor. Ve ben bu kelimeyi artık ne diyorum? gençler şeklinde kullanarak ad yapıyorum. Yani isim olarak kullanıyorum. Dolayısıyla aynı kullanım buradaki gençler kelimesinde de var. Bu yüzden cevap C görünüyor. Ama diğerlerini de görelim. Böyle yalan yanlış bilgiler insanları her zaman zor durumda bırakıyor derken yok. Çok güç koşullarda çalışıyor ama yine de işten ayrılmayı düşünmüyor derken yine yok. Cevap C. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Önce diyor ki bana yüklemi tespit et. Sonra bu yüklemin türünü tespit et diyor. Yani yüklem isim mi, fiil mi? Buna bak diyor. Beni hatırladıkça ara sıra gönlümü al demiş. Gönlümü almaktan bahsediyor. Burada artık doğrudan mastar ekini getirebiliyorsak bu kelime sevgili arkadaşlar yüklem olan bu kelime fiil görevindedir diyebiliriz. Daha maviydi damarların küçük zerdali ağacım derken küçük zerdali ağacım Damarların daha maviydi aslında. Yani yüklen maviydi kelimesi. Dikkat edersen mavi kelimesi ek eylem alarak ne yaptı? Yüklem oldu. E, mavi kelimesi renk bir adıdır. Renk bildiren bir kelimedir. Dolayısıyla isim olarak kullanılmıştır. A ve B farklı gördüğün gibi. C. Oyna yansın cepkenin. Yansın güneşten tenin diyor. Burada aslında üç tane yüklem var. Oyna bir Yansın 2. Yine yansın 3 yani şu iki aynı olduğu için bir de alabilirsin. İkisinde de oynamak, yanmak fiildir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu kelimelerin tür olarak fiil olduğunu söyleyebiliriz ve yüklem olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada farklılık isimde gördüğün gibi yani a fiil. C fiil ama B isim olduğu için sanki cevap B gibi görünüyor. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda derken yürüdüm bu cümlenin yüklemidir, dizelerin yüklemidir. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz buradaki yürümek fiilinin sevgili arkadaşlar doğrudan e, diğerleriyle yani A'da ve C'de verilen türle aynı olduğunu söyleyeceğiz. Yıkılan evler, köprüler daha sağlam kurulacaktır derken yüklem kurulacaktır kurulmak doğrudan sevgili arkadaşlar fiildir iş oluş hareket bildiren bir kelimedir Dolayısıyla farklı olan isimmiş yani cevap B seçeneğidir.